Halkların Demokratik Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Payla. Buyurun Sayın Payla. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir yasama döneminin daha sonuna geldik. Seçime gidiyoruz. Bu dönemde maalesef diyorum, bütün arkadaşlarımız için söylüyorum, toplumsal tek bir meseleye çözüm bulamadık arkadaşlar. Birisi çıksın desin ki toplumsal şu meseleye çözüm bulduk, ben sözümü geri alacağım. Toplumsal tek bir meselemize çözüm bulamadık. Oysa millet bizi buraya sorunlarımızı çözmek için gönderiyor. Millet bizlere bunun için maaş veriyor. Gidin sorunlarımızı çözün diyor. Bakın burada pek çok toplumsal kesimden insan var. Türk'ü var, Kürt'ü var, Alevisi var, Sünnisi var. Pek çok etnik kimlikten, pek çok inancı taşıyan insan var. Ben de Ermeni ve Hristiyan bir yurttaş olarak her zaman burada bu toplumsal barış için konuştum. Ve bunu sağlayacak bir toplumsal sözleşmeye ulaşmak için hepinize çağrı yaptım. Ve hepimizin değerli arkadaşlar burada başarması gereken şey şuydu 85 milyon temsilcisi olarak. Birbirimizin varoluşuna saygı arkadaşlar. En temel meselemiz bu. Birbirimizin varoluşuna saygı. Ben Ermeni olmayı tercih etmedim. Ermeni bir ana babadan doğduğum için Ermeni oldum. Ben daha sonra Hristiyan oldum. Bir Ermeni okulunda okudum, dilimi öğrendim, kültürümü öğrendim. Varoluşumu böyle sağladım. Sonra sokakta arkadaşlarımla oynadım. Türk-Kürt arkadaşlarımla tanıştım. Onlarla kardeş oldum. Birbirimizle hemhal olduk. Ve birbirimizin ön yargılarını giderdik. Ama bu şansa sahip olmayan memlekette milyonlarca insan var. Ermeni kimdir bilmeyen milyonlarca insan var. Kürt'ü öteki gören, Alevi'yi öteki gören milyonlarca insan var. Çünkü birbirlerini tanımıyorlar bu insanlar. Birbirlerimizi tanımak ve birbirimizin varoluşuna saygı göstermektir meselemiz değerli arkadaşlar. Bakın uzun zamandır yırtıp atamadığımız bir deli gömleği var. Tekçilik dayatılıyor bize. Tek kimlik dayatılıyor. Tek dil dayatılıyor. Değerli arkadaşlar niye tek dil olsun ya? Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Onlarca dil imparatorlukta bir arada yaşamış. Onlarca inanç, yüzlerce inanç bir arada yaşamış bu imparatorluk çatısı altında öyle değil mi? Ama ne zaman ki tekçiliği dayatmışız, o günden beri iflah olmuyoruz bence. Bakın Osmanlı'nın son 100 yılı da demokrasi mücadeleleriyle geçmiş. Eşitlik, adalet mücadeleleriyle geçmiş. Osmanlı'da da her şey dört dörtlük değilmiş. Bu anlamda bir eşitlik mücadeleleri varmış. Ama bu eşitlik mücadelelerine baskıyla, istibdalla cevap verenler de olmuş. Bu yüzden Osmanlı devrilmiş. İşte o eşitlik mücadelelerine gerekli mukabeleyi yapamadığı için Osmanlı yıkılmış. Daha sonra Cumhuriyet devrinde her ulus devletin döneminde olduğu gibi pek çok ulus devlet de aynı durumda yatılmış, tekçilik de yatılmış. Ama değerli arkadaşlar, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bakın özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa şapkayı önüne koymuş, bu tekçilik dayatması bize büyük felaketleri yol açtı. Artık demokrasiye dönmemiz gerekiyor demiş ve birlikte yaşadığı halklara eşitlik, birlikte yaşadıkları inançlara eşitlik yolunda adımlar atmışlar. Her şey dört dörtlük mü Avrupa'da? Hayır. Ama bu yönde bir çaba var. Bu yönde toplumsal sözleşmeler yapılmış. Anayasalar, haklar iade edilmiş. Değerli arkadaşlar, bizlerin de yapması gereken budur. Ama maalesef bunu yapamadık. Kimlikleri eşit kılamadık. Bakın memlekette 25 milyon Kürt yaşıyor. Ya her dört kişiden biri, hatta fazlası Kürt. Ya Kürtler diyor ki benim bir kimliğim var, benim bir dilim var diyor. Ve hala şunu başaramamışız Cumhuriyetimizin 100. yılında. En basitini söylüyorum bakın, en insani olanını. Çocuktan başlayarak söylüyorum. Ana dilinde eğitim hakkını sağlayamamışız Kürt halkına. Bu bizim utancımız olmalı değerli arkadaşlar. Bakın ben bir Ermeni okulunda okudum, hayatımı Ermenice başladım. Sonra hayatıma Türkçe girdi. Sonra İngilizce girdi, sonra İspanyolca ve pek çok dil girdi. Şimdi Kürtçeyi de öğrenmeye çalışıyorum. Bakın Türkçeyi fena konuşmuyorum değil mi? Konuşabiliyorum. Hayata Ermenice başlamam, Ermenice eğitim almam diğer dilleri konuşmamı engellemedi. Tam tersine bunu güçlendirdi. Çok dilli olmak yeni dilleri öğrenmeyi
daha rahat hale getirir. Kürtlerin de hayata Kürtçe başlaması, Türkçeyi öğrenmesi önünde bir engel değildir. Tam tersine Türkçeyi o zaman çok daha kolay öğrenirler. Çok daha kolay kendilerini ifade ederler. İngilizceyi de daha kolay öğrenirler. Niye başka ülkelerde İngilizce çok daha kolay öğreniliyor da bizim ülkemizdeki lise mezunu çocuklar iki kelime İngilizceyi yan yana getiremiyor diye düşünmemiz lazım. Dillerden, inançlardan, kültürlerden korkmamamız lazım değerli arkadaşlar. Bunları hepimiz bakın zenginlik, zenginlik diyorsunuz zenginliğimizde. Niye bu zenginliğe bir değer vermiyorsunuz? Niye bu zenginliğin önünü açmıyorsunuz? Niye bununla ilgili yasal, anayasal tedbirleri almıyoruz? Birbirimizin varoluşuna saygı duymuyoruz. Değerli arkadaşlar, milletvekili olarak benim amacım Türkiye'yi demokrasiye taşımaktı. Gerçekten bu duyguyla buraya geldim 8 yıl önce. Ama 8 yılda Dimya'da pirince giderken eldeki bulgurdan oldum. Demokrasi liginde basamak basamak maalesef düştük, geriye düştük. Ve bu konuda hepimizin bir öz eleştiri vermesi gerekir. Değerli arkadaşlar bakın hep gelecekle ilgili konuşuyorum. Niye hep aynı hataları yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü geçmişi bilmiyoruz. Geçmişle yüzleşmiyoruz çünkü değerli arkadaşlar. Bakın geçmişteki hatalarla yüzleşen uluslar gelecekte aynı hataları yapmıyorlar. Depremlerden bahsedelim. 99 Marmara depremiyle yüzleşseydik. Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da 50 binden fazla yurttaşımızı kaybeder miydik? Kaybetmezdik. Ama bakın o depremle de yüzleşmedik. Bu meclis bunu gündemine almadı. O yüzden bir sonraki depremde yine on binlerce yurttaşımızı kaybedeceğiz. Bu depremdeki tedbirleri almadığımız için. Çünkü geçmişle yüzleşmeyi bilmiyoruz. Bundan ders çıkarmayı bilmiyoruz. Bunu bir zayıflık olarak görüyoruz. Oysa bu bir arkadaşlar güçtür. Zayıflık değil geçmişle yüzleşmek. Öz eleştiri vermek, özür dilemek güçtür, güç. Ama hatamızdan yüzleşmediğimiz sürece kaybetmeye devam edeceğiz. Ben bu açıdan geçmişle yüzleşelim dedim. Siz bunu yanlış anladınız ama. Dedim ki bu topraklarda yaşayan her 5 kişiden biri Ermeniydi. Bugün hepimizi toplasanız bir futbol stadyumunu dolduramayız dedim. Başımıza kötü bir şey geldi. Devlet eliyle buradan sürüldük. Mahvolduk, parçalandık, yıkıldık. Buna bir bakın dedim. Bakmadınız. Bakmak istemediniz. Hiçbir zamanda bakmak istemediniz. Bu yüzden değerli arkadaşlar bu sıra dayağı sürdü. Bir tek Ermeni dayak yemedi ki. Rum da dayak yedi. Türk de dayak yedi. Kürt de dayak yedi. Sosyalist de dayak yedi. Bu ülkede eşitlik, demokrasi, barış isteyen herkes dayak yedi. Çünkü müesses nizam için esas olan bu yolda devam etmektir. Yani sıra dayağına devam etmek, ettirmektir. Bir gün o iktidarın eliyle, bir gün bu iktidarın eliyle devam etmektir. Zannettik ki Abdülhamit gittiğinde bu ülkeye demokrasi gelecek. Öyle değil mi? Biz Ermeniler öyle zannetmiştik. Öyle olmadı. Beteri geldi. Gider ederi, gelir beteri oldu. Şimdi de zannediyoruz ki Tayyip Erdoğan gidince bu ülkeye demokrasi gelecek. Belki öyle olmayacak. Olabilir de, olmayabilir de. Bu bizim demokrasi anlayışımızla ilgili ve bu yolda yapacağımız mücadeleyle ilgili olacak değerli arkadaşlar. Bakın Tayyip Erdoğan gittiğinde bu ülkeye demokrasi gelmesinin tek bir şansı vardır. Bu ülkenin meclisinin bu iradeyi alması ve bu ülkenin bütün meselelerle, geçmiş ve gelecek bütün meselelerle yüzleşmesidir. Bu kulaklar babaannemin söylediklerini duydu arkadaşlar. Bu kulaklar şunu duydu. Babaannem ailesi bir zanaatkardı. Bir gün devlet geldi dedi, önce babamı götürdü dedi. Bütün erkekleri götürdü dedi. Bir daha gelmediler dedi. Sonra anamı götürdüler, kadınları götürdüler dedi. Beni Müslüman Hasan amcaya teslim etti dedi. O da bir emanet gibi beni sakladı. Ermeni saklayan evin önünde asılacak fermanı olmasına rağmen canı pahasına beni sakladı dedi. Ben bu sayede hayatta kaldım dedi. İşte biz Hasan amcanın vicdanına, irfanına sığınmış bir insanız. Bu sayede hayatta kalmışız. Şimdi bu acıya bu meclis bakmayacaksa arkadaşlar kim bakacak? Şimdi ben bu yüzden bu önergeyi verdim diye burada beni linç ettiniz. Dedim ki bu meseleye Washington'daki meclis bakmasın. Paris'teki meclis bakmasın. Berlin'deki meclis bakmasın. Benim vatandaşı olduğum, binlerce yıldır yaşadığım Türkiye'nin meclisi baksın. Türkiye Büyük Millet Meclisi baksın. Bu acının adını koysun. Adaletini sağlasın.
Bunu söyledim, siz bunu ihanetle eşdeğer tuttunuz değerli arkadaşlar. Bu mesele bu mecliste konuşulmazsa benim acım başka meclislerde meze olur arkadaşlar. Benim yaramı kanatan durum da budur. Benim buyurunuz. Gelecek dönem milletvekillere çağrımdır. Bütün meselelerimizi bu mecliste konuşalım. Bu mecliste çözelim. Bu mecliste adaletini sağlayalım. Ve gelecek kuşaklara bırakmayalım. Meseleleri dedelerimizden miras aldık. Üç kuşaktır hiçbirimiz gün yüzü görmüyoruz bence. Çocuklarımıza bu meseleleri bırakmak gibi hakkımız da yoktur değerli arkadaşlar. Hep beraber bu meselelerle yüzleşecek cesarete sahip milletvekillerinin yeni dönemde mecliste olması ve sorunlarımızı çözmesi umuduyla hepinize hoşça kalın diyorum. Saygılar sunarım.